Düşasaray, son aldığımız bilgiye göre olay yerinde bir polis şehit olduğu, Tahir Elçin'in yaşamını yitirmesinin dışında iki polis, birinin durumunun ağır olduğu söyleniyor. Yaralandı ve sayısını bilmediğimiz sivil yaralılar var. Ancak bu yaralıların bölgeden tahliye edildiği, hastaneye nakledildiği şeklinde de son aldığımız bilgiler var. Hemen yanında olay yerinde bulunan Doğan Haber Ajansı muhabiri Ramazan Yavuz var. Olay anında oradaydı. Tahir Elçin'in açıklamasını takip etmek üzere oraya gitmişti. Hemen kendisine dönüyorum. Geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Siz sabah açıklamayı takip etmeye gittiniz oraya. Bir basın açıklaması yapıldı. O anda ne oldu? Nasıl başladı olay? Şimdi saat 10.30'da bu Diyarbakır'ın simgelerinden biri olan dört ayaklı minarenin daha önce ayaklarının çatışmalardan zarar görmesi üzerine işte baro buna tepki göstermek amacıyla 10.30'da orada basın açıklaması yaptı. Evet. Biz de takip için oraya gittik. Açıklama yaklaşık bir 10 dakika sürdü. 20 avukat vardı o sırada orada. Açıklama birer yani biter bitmez Tahir Elçi ve diğer avukatlar işte çatışmalarda zarar gören minarenin ayaklarına dövizler bırakıyorlardı. Yani tepki dövizlerini bırakıyorlardı. O sırada Balıkçılarbaşı'nın ana caddesi üzerinden silah sesleri geldi aniden. Silah sesleri gelince yanımızda bulunan sivil polisler falan da vardı. Herkes bir anda paniklerdi. İşte avukatlar sağa sola kaçıştı. Biz işte caminin duvarının dibine çöktük. Bu sırada yani ana caddeden basın açıklamasının olduğu yöne doğru bir kişi elinde bir tabancayla koşmaya başladı. Sen o kişiyi gördün mü Ramazan Yavuz? O gelen kişi yani saldırgan olduğu iddia edilen kişiyi gördün mü? Yani bir kişi hızla önümüzden geçti. Sivil polislerin önünden de geçti. Onlar da önce ne olduğunu anlamadı yanımızdaki sivil polisler. Daha sonra bu şahsın arkasından ateş ettiklerini gördük ama. Yani, evet ateş ettiler. Yani onlar da önce o ortamda ne olduğunun farkında değillerdi. Tabii Tahir bu sırada yani minarenin ayaklarının dibinde bir ceset vardı. Yani önce biz Tahir Elçi olduğunu falan tahmin etmedik. Ancak ben yani o sırada o hengame içerisinde bile olsa işte fotoğraflara baktık. Yani bu mu değil mi? Maalesef yani 20 kişilik avukat grubunun içerisinde beyaz ceket giyen tek kişinin o olduğunu görünce yani biz dedik büyük ihtimalle budur ve daha sonra da böyle çıktı zaten. Peki bu saldırgan Balıkçılarbaşı meydanında yani güvenlik güçlerinin önlem aldığı yerden bulunduğunuz yere doğru geldi. Doğru mu anladık? Yani bir kişi yani onun direkt Tahir Elçin'in kafasına sıkıp sıkmadığını görmedik. Evet. Bilmiyorum. Yalnız bir kişi elinde silahla ateş ederek yani aşağıya doğru geliyordu. Dört ayaklı minarenin olduğu yere doğru geliyordu o sırada. Yanımızdaki sivil polisler de önce ne olduğunu anlamadı yani. Bir şey yapamadılar. Silah sesi gelince bunlar da silahını çekip adamın yani Tahir Elçin'in yerde olduğunu görünce sıkmaya başladılar rastgele. Biz yuvanın dibine çöktük. Tabii mermiler kafamızın üzerinde uçuyordu o sırada. İşte bir süre sonra sürekli test anons yaptılar yani oradaki sivil polisler. İşte takviye gelsin, panzerler gelsin. İşte bir süre yani bir 10 dakika sonra da panzerler falan gelince bu sefer sokaklarını hendeklerin bulunduğu kısımlardan da silah sesleri yükselmeye başladı. Ortalık yani şöyle diyeyim cehenneme döndü orada. Ramazan Yavuz, yıllardır bu bölgede 90'larda Cizre'de de çalıştın. Bugün biz Serdar Sunar'ın görüntülerinde de izledik olayın karmaşanın ne kadar büyük olduğunu. Uzun zamandır bölgede böyle bir şey olmamıştı, olmuyordu. Neler söyleyeceksin bununla ilgili? Ne oluyor? Yani bu bölgede özellikle gazeteci cinayet mesela bu kadar bana göre ses getirebilecek işte bir Musa Anter olayı var. Yani orada Musa Anter'in öldürülmesinden sonra seyir çok gerginleşmişti. Bu da Tahir Bey de baro başkanı. Yani öldürülmesi yani bana göre çok büyük bir olay. Yani özellikle Diyarbakır Baro Başkanı'nın öldürülmesi çok büyük bir olay. Oradaki ortam ise yani aniden gelişen bana göre orada bir provokasyon oldu. Birileri provokasyon yarattı orada. Çünkü o adamın aniden gelerek yani tabancayla ateş ede sivil polislerin önünden geçmesi. Yani sivil polisler adamı yani gördüler ama yani şey yapana kadar adam ara sokağa benim gördüğüm kadarıyla. Ara sokağa kaçıp gitti. Tabii o sırada bizim arkadaşlar da işte yani bir metrekarelik bir yerde 20 tane gazeteci vardı. Üst üste yani bilmiştik yani. Yani çünkü o seken kurşun boş konanlar zaten bize çarpıyordu yani. Saldırgan yakalanıp yakalanmadığını bilmiyorum, görmedik dediniz. Ne tarafa doğru kaçtı? Yani orada hemen yan tarafınızda polisler vardı. Yukarıdan da zaten zırhlı araçlar vardı. Sizin bulunduğunuz yöne ateş edip kaçtı. Hangi tarafa gitti? Polislerin olmadığı yöne doğru mu? Şimdi şey vardı. Dört ayaklı minareden sonra zaten sivil polis yok orada. Evet. Dört ayaklı minarenin yani benim bildiğim kadarıyla sağ tarafındaki sokağa girdiği adam. Yani hafif sakallı biriydi ama o direkt o mu yani Tahir Elçi'nin kafasına sıktı. Sıkmadı onu görmedik. O arada bir karmaşa. Tabii o karmaşada adam yani yukarıdan vura vura geldi. Yani bilmiyorum o sırada Tahir Elçi'nin kafasına sıkıp ara sokağa girip mi kaçtı? O mu direkt mi vurdu?
yani başka yerden uzun namlulu silahlarla mı ateş altında kafasına sıktığını bir görmedik yani onun nasıl vurulduğunu. O adamın sıktığını ben görmedim. Ama adam hafif sakallı. Ancak olaydan sonra o adamı da görmedik orada. Yani koşarak gelen kişiyi de görmedik orada. Yani herhalde büyük ihtimalle sokak arasında yani zaten o Diyarbakır sokaklarını biliyorsunuz vurup kaçıp gitti. Tabii güvenlik güçleri arka, yani bayağı bir sıktılar yani oradaki sivil polisler. Önlem aldılar tabii. Ondan sonra her taraftan silah sesi yükselmeye başladı. Peki orada bir gazeteci arkadaşımız yaralandı ve o bölgeye sığındılar. Uzun bir sürede çıkamadılar oradan yaralı halde. Sizin psikolojik durumunuz neydi? Nasıldı yani? Ne yaptınız o sırada? Saldırı sırasında ne yaptınız? Valla saldırı sırasında ben açıkçası fotoğraf çektim. Biraz ona yoğunlaştım daha doğrusu yani. Çünkü polisler yarım metre yanımda yani ateş ediyorlardı. Yani o kaçan saldırgana aramızda bir yarım metre vardı. Yani ben o sırada fotoğraf çekiyordum yani. E tabi merminin nereden geleceğini bilmiyorsunuz. Gerçi böyle yani ortamları da biraz aşağıdayım için çok fazla da paniklemedim açıkçası yani. Çünkü paniklediğiniz zaman biraz daha durum kötüye gidiyor. Biraz bekledik, sivil polisler bizi uyardı ondan sonra. Özel hareketçiler geldikten sonra işte yani bir an önce buradan gidin dediler. Nasıl çıktınız diyor. Peki o ortamda? Valla sürüne çıktık yani ana caddeye kadar işte yani eğildik süründük falan ana caddeye kadar falan çıktık. Yani biraz üzüldüğümüz bir konu da orada oldu yani. Operasyona gelen işte daha sonra gelen özellikle panzerlerle gelen yani bazı polislerin diyelim hepsi değil de bazı polislerin oradaki gazetecilere işte dipçiklerle saldırması da bizi çok üzdü yani. Biz yani canımızı zor kurtarmıştık zaten orada böyle bir muameleye de denk gelince üzüldük yani. Geçmiş olsun teşekkür sağ ol, ederim. Teşekkür ediyorum. Büşra Sanay, az önce yayına bağlanmadan önce de bazı telefon görüşmeleri yaptık. Bir son bilgiyi de aktarmak istiyorum hemen. Tabii olay yerinde yaşananları deneyimli muhabirimiz Ramazan Yavuz'dan aldık. Az önce aldığımız bilgiye göre de Tahir Elçi'nin otopsisi tamamlandı. Kesin otopsi raporuna göre ensesinden sıkılan bir kurşunun sol göz üzerinden çıkması üzerine hayatını kaybetmiş Tahir Elçi. Evet,